Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Cümleten selam olsun bütün gönül dostlarımıza, bütün Allah dostlarına. Kıymetli dostlar, inşallah Teala bugün başlıkta da gördüğünüz gibi bu güzel konuyu sizlere bir nebze de olsa işlemeye çalışacağız. İnşallah Teala videoya geçmeden önce kanalımıza aşağıdan abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı lütfen unutmayın. Haydi bakalım. Ya Allah, Bismillah. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin varlığı gerekli miydi? Kainatta gördüğünüz her ince ayrıntı ve sanat yahut da insanın ürettiği her şey bir muhatabı olduğuna kesin delildir. Bu kaide her şey için geçerlidir. Bileğinizdeki saatin hem kırmızısı hem mavisi varsa maviyi alan kırmızıya ne gerek var diyemez. Demek kırmızıya muhatap var ki onu da üretmişler. Alacağınız normal bir araba direksiyonunun fiyatı ile üzerinde beyaz dikişleri olan bir araba direksiyonunun fiyatı arasında 3000 TL fark olsa, siz bu ne saçmalık, böyle bir beyaz dikiş için 3000 TL fark verilir mi diyemezsiniz. Demek ki onun da ona göre bir muhatabı var. Burada sizden ricamız, vereceğimiz örneklere teorik bakış açısıyla bakmanız. O şekilde bakmalısınız ki ne gerek var zihniyetinden kurtulup işin hakikatini anlayabilirsiniz. Konumuza Risale-i Nur'da geçen bir cümle ile devam edelim. Madem kainatta hüsnü sanat bil müşahede vardır ve kat'idir, elbette Risaleti Ahmediye aleyhisselam şuhud derecesinde bir kat'iyetle subutu lazım gelir. Dilerseniz cümlenin ne anlatmak istediğini bir örnek üzerinden izah edelim. Başrolümüzde çiçekçiye çiçek aranjmanı yaptırmak için giden bir damat olsun. Damat öncelikle çiçekçinin kendisine sunduğu 117 çeşit çiçek içerisinden istediklerini seçti. Yoğunluğu kırmızı güllerden oluşan aranjmanın aralarına birkaç beyaz lale, birkaç mor şebboy ve çok güzel kokan yeşil ökse otlarından ekletti. Çiçekçi bu kadar çok çeşit çiçeği dükkanda bulunduruyorsa demek ki çiçeklerin çeşidini, rengini, birkaç lalenin fazla oluşunu önemseyen bir muhatap var. Çiçekçi damada çiçeği saksıda mı, sepette mi, vazoda mı, fanusta mı yoksa elde mi götüreceğini sordu. Ve damat elde götüreceğim deyince o zaman da çiçeği saracağı kağıt çeşitlerini ve o kağıdı bağlayacağı kurdele rengi ve seçeneklerini sordu. Damat bir raf dolusu kağıt ve kurdele seçeneği arasından mat sarı kağıt ile ona yakışan renkte bir kurdele seçti. Çiçekçi aranjmanın kendisini biraz daha göstermesi için üzerine biraz sim ekledi. Ve damat tam çiçeği alıp gidecekken dilerseniz biraz da koku sıkayım, içeri girdiğinizde güzel bir raiha olur dedi. Ve damada bir oda dolusu koku seçeneği sundu. Bütün bunlardan bizler yine anladık ki çiçekçinin bu kadar kağıt çeşidi, kurdele rengi ve bir oda dolusu koku seçeneği sunması her birinin bir muhatabı olduğuna delildir. Bizler sizinle şu an yalnızca bir aranjman konuştuk. Henüz yeryüzündeki çiçek sayısını, bitki sayısını konuşmadık. Bitkilerdeki yaprak sayısını, çeşidini de konuşmadık. Velhasıl bir aranjman yani hüsnü sanat bu kadar muhtelif şekilde varsa
ve kat'i ise elbette buna muhatap da şuhut derecede kat'i olmak zorundadır. Az önce oluşturduğumuz aranjmanda çiçekçinin tüm detayları üretmesi o detayları anlayan muhatapların varlığına bir delildir. Otomobil bayi arabayı, tekstil firması gömleği, ayakkabı fabrikası ayakkabıyı üretmişse bir muhatabı var demektir. O halde bu kainat yaratıldıysa bunun da bir muhatabı vardır. Peki sen misin o muhatap? Kainattaki bütün güzel sanatların hepsini sen anlayabilir misin? Elbette anlayamazsın. Sen de anlayamazsın, ben de anlayamam. O zaman boşuna mı yaratıldı bu tüm bu sanat eserleri? Elbette hayır. Kainattaki bütün güzelliklerin hikmetlerini, zahiri ve batını en ince detaylarına kadar anlayabilecek bir muhatap olmak zorundadır. Madem kainatta hüsnü sanat, bil müşahede vardır ve kat'idir, bütün bu hüsnü sanatın tamamını en ince ayrıntısına kadar anlayabilecek muhatap olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olması da şuhut derece kat'idir. Bu yüzden nübüvvet mesleği şarttır ve ona en yakışan, en kıymetli olansa Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Pekala. Diğer bir başlığımız. Neden başkası değil de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber oldu? Siz 33 yaşında olsanız ve babanız 33 yıl boyunca bir sürü insanla görüşse, elindeki malları satsa, para biriktirse, gecelerce uykusuz kalsa, sizin bu durumu görmeme, anlamama ihtimaliniz olabilir mi? Anlamamanız imkansız. Çünkü sürekli onun yanında ve yakınındasınız. Aynı şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yıl boyunca ben peygamber olacağım, ben peygamber olmalıyım diye bir peygamberlik planı yapsaydı. Yemeğe tuz ile başlamasından suyu kaç yudumda içip nasıl uyuduğuna kadar ince ayrıntılarla sürekli gözleri peygamberimizin üzerinde olan sahabeler bu planı mutlaka hisseder ve anlarlardı. Madem böyle bir şey hissedip anlamadılar, madem Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 40 yıl sonra peygamberlik ihsan oldu, bu ancak bir kuvve-i kutsiyedir. Yani Cenab-ı Allah'ın emri ile işte o gün geldi, peygamberliğini ilan etme vakti denilmiştir. Zira insan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı döneme doğru yolculuk edip o dönemde yaşayan insanların özelliklerini biraz bir nebze olsa idrak etse, aklı da kalbi de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hak peygamber olduğunu, öyle bir toplulukta böylesine olumlu değişimleri peygamberden başka hiç kimsenin asla yapamayacağını ona söyleyecektir. Şimdi sizinle orada yaşayan insanların 3 tane özelliğini ele alalım. 1. Kasaveti kalp ve merhametsizlik. Birazdan anlatacaklarımı elbette çocuğu olanlar daha iyi anlayacaktır. Bunu anlamak için illaki evlat sahibi olmaya gerek yok. Biraz insaflı kalp, biraz da vicdan yeterli olacaktır. Şu an bir çifte çocuğunuz olacak denilse sevinçten havalara uçar. Hemen mutlu haberi sevdikleriyle paylaşır. Daha o minik yavru dünyaya gelmeden kıyafetlerini, mamalarını, bezlerini, yatağını, odası dahil tüm ihtiyaçlarını 9 ay boyunca tamam ederler. Herkes daha o dünyaya gelmeden onun sevgisinden ne yapacağını şaşırır. Yahut çocuk hastalansa anne babası üzüntüden kahrolur.
buna hiç kıyamaz. Hatta öyle ki anne merhametinden dolayı sana gelen bana gelsin yavrum diye dualar eder. Baba evladı dünyaları da istese önüne serer. Cahiliye asrındaysa doğum esnasında kadını yerleşim yerinin dışına çıkarıyor, yanına da bir çukur kazıyorlar. Doğan çocuk erkek doğarsa ne âlâ. Kız doğarsa canlı canlı o çukura atıp üzerini topraklarla kapatıyorlar. Bazen kız çocuğunu alıp eve götürüyorlar. Çocuk 7 yaşına geldiğinde baba, anne ile arasındaki o parolayı söylüyor. Haydi süsle, dayına götüreceğim. Anne, 7 yaşına gelmiş evladını gözyaşları ve acıları içerisinde süslüyor ve babasına veriyor. Babası önceden kazdığı çukurun yanına kız çocuğunu götürüyor. Çocukta haliyle merak var. Babacığım orada ne var diye eğilerek çukurun içine baktığı an babası kızını itiyor ve canlı canlı gömüyor. İşin daha da ilginç yanı. Oğlu olan babaya tebriğe gelen insanlar kızını canlı canlı gömen babaya da hayırlı olsun diye tebriğe geliyorlar. Aynı insanlar. Savaşta kendilerine esir düşenleri de ya satıyorlar ya da işimize yaramıyor diye yakıyorlar. Şimdi soruyorum size. Bu hallerden daha beter kalp katılığı örneği var mıdır? İkinci kısım. Asabiyetlerinde fevkalade inatçı olmaları. Bunu zihninizde kötü manada milliyetçilik, kavimcilik olarak kodlayabilirsiniz. O dönem insanlarında öyle bir kavimcilik var ki akıllara zarar. Mesela içlerinden bir tanesi ölürken şu kavimden 100 kişiyi öldürün diye vasiyet etse geride kalanlar artık o 100 kişiyi öldürmek zorundalar. Yahut ölmeden evvel dese ki benim vasiyetim filan kavmi temizlemeniz. Geride kalanların hepsi o kavmi temizlemek zorunda. Allah bu insanların kavmiyetçiliğini Bakara suresi 170. ayette şu şekilde anlatıyor. Onlara deseniz ki Allah'ın indirdiğine tabi olun, onlar derler ki biz ancak atalarımızı üzerinde bulunduğumuz şeye inanırız. Ve üçüncü kısım, üçüncü maddemiz, mutaassıp olmaları. Peki nedir bu mutaassıp olmaları? İnanç ve geleneklerine körü körüne bağlı olan cahiliye döneminin bu insanlarının öyle adetleri var ki bir yakınları öldüğünde mezarın başına deve bağlıyorlar. Ta ki deve de açlıkta ölsün ve ahiret gününde ona binek olsun diye. Bölgeye yağmur inmeyip kuraklık olduğunda bir ineğin kuyruğuna çaput bağlayıp yakıyorlar. Ta ki inek tamamen yanana kadar koşsun da yağmur getirsin diye. İşte düşünün dostlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle katı kalpli, taassup sahibi, milliyetçi kavimlerin insanlarını 1400 yıl sonranın dahi alim sayacağı şahsiyetler yapmıştır. O zat-ı nurani aleyhissalatü vesselam kısa bir zamanda o kavimlerin kötü ahlaklarını kaldırarak iyi ve güzel ahlakla değiştirmiştir. Kabe'yi çıplak tavaf eden,
yolda yürürken karnım ağrıdı deyip def'i hacet yapan bir topluluğu Hazreti Osman gibi haya sahibi etmiştir. Bir gün Hazreti Osman evde ibriğini kaybediyor ve hanımı kendisine ikinci bir ibrik getiriyor. Hazreti Osman gözleri yaşlı ağlamaya başlayınca hanımı soruyor. Ey Osman, ne oldu? Neden ağlıyorsun? Hazreti Osman, beni mahrem olarak gören bir ibrikti. Şimdi iki oldu, ona ağlıyorum. Subhanallah. Bu kadar ahlaksız olan bir kavmi Hazreti Osman gibi haya abidesine dönüştüren bir beşerin kullandığı cümlelerin vahiyden başka bir şey olma ihtimali sizce var mı? Zeyd bin Harise köleyken Efendimiz'den sonra kumandan oluyor. Selman-ı Farisi çobanken İran'a vali oluyor. Ayetlerin bizlere ne demek istediğini bu güzide millet 1400 yıldır İbni Ömer, İbni Abbas, İbni Mesudlardan, sahabelerden öğreniyor. Böyle bir bedeviyet asrında bizlere dahi muallim olacak insanları aşağıların aşağısından yükseklerin yükseğine çıkarmayı bir vahiy olmadan bir beşer kelamının yapması mümkün müdür? Madem mümkün değildir, o halde bunlar vahiydir. Madem bu konuşulan kelamlar vahiydir, o halde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdir. Madem o aleyhissalatü vesselam bir peygamberdir, o halde bir Allah vardır ve o Allah yalnızca birdir. Hürriyeti kelama serbesti vermek, yani konuşma özgürlüğü konusu. Avrupa'da kayıtlara geçen bir vaka. Adamın biri eve geldiğinde karısı kendisinden boşanmak istediğini söylüyor. Bunun üzerine cinnet geçiren adam önce karısını, sonra 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak, daha sonra da 2 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüyor. Kendisine neden böyle bir şey yaptığı sorulduğunda ise çocuklarım annesiz kalmasın diye yaptım diyor. Cahiliye asrının insanını andıracak bu vakada tek fark ne biliyor musunuz dostlar? Bu adam aklı başına geldiğinde artık nefes alamayacak hale gelir. Ve kendisine zarar vermesi çok muhtemeldir. Ama cahiliye asrının insanı böyle değil. Onlar kızlarını diri diri toprağa gömdükten sonra kalplerinde zerre üzüntü hissetmeyecek kadar kalpleri katılaşmış insanlar. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl önce böyle bir toplumdan insanlığın hala ulaşamadığı bir medeniyet ve insan ruhunun erişebileceği en üst ahlaki değerlere sahip bir toplum inşa etmiştir. Böyle bir toplumu hiçbir zaman hiçbir insanın yetişemeyeceği yıldızlar seviyesine çıkarmıştır. Bugün insanlığa umut diye anlatılan hikayelerde, kitaplarda, ütopyalarda bahsedilen güzellikler gerçek hayatta küçük bir köyde bile sağlanamamıştır. İnsanlığın dün de, bugün de, yarın da mutluluk, huzur, saygı, adalet gibi aklınıza gelecek bütün manevi güzel değerleri kazanmasının tek yolu Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliği ve kişinin kendisine Kur'an'ı kılavuz öncü almasıdır. Başka ikinci bir yol asla yoktur. Kur'an'ın beyanı karşısındaki aciz bıraktığı için mucizedir. Buyurun, yapabiliyorsanız karşılığını getirin diye defaatle meydan okumasına rağmen kimse karşılığını getirememiş ve bundan aciz kalınmıştır. Şimdi biz de bunu az önce konuştuğumuz
medeniyet tasavvuru için söylüyoruz. Buyurun, istediğiniz kitapları yazın. Bütün filozoflarınızı yan yana getirin ve rica ediyoruz. Toplumun huzurunu sağlayın. Sağlayamayacaksınız. Bir yerde amaç toplumu değiştirmekse, bir toplum tehditlerle, korkularla, hilelerle ancak cüz'i ve geçici bir süre için değiştirilebilir. Tesirin cüz'i olması yüzeyselliğindendir. Bugün toplumu değiştirirken kişinin dem ve damarlarına dokunmayıp sat'i kalsalar, sadece şunu ye bunu giy deseler ve beyanlar ruha tesir etmese geçici olur. Zira kalıcı olmak istiyorlarsa dem ve damarlara işlemek, nefse, ruha hitap etmek zorunda. Görmenizi, nasıl, işitmenizi, nerede kullanacağınızı, nereye gideceğinizi size anlatmak zorunda ki yüzeysellikten çıksın, derin bir hal alabilsin. Siz o derinliği yakalarsanız ancak o zaman kalıcı bir şekilde değişebilirsiniz. Kur'an ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile hayatları değişen insanlara baktığımızda o dem ve damarlara girildiğinden eski garip hayatları gitmiş, yerine nurlanmış, kaliteli hayatları gelmiştir. Ve bu kesinlikle baskı ve zulümle başarılmış bir iş değildir. Çünkü baskılar, zulümler insanın düşünmesini veya yorum yapmasını az bir zaman kapatabilir. Bu asla sonsuza kadar sürmez. Bugün sosyologlar, psikologlar neden insanları anlatabildikleri gibi değiştiremiyorlar? Çünkü hissiyatın inceliklerine nüfuz edemiyorlar. Bizim his odacıklarımız ve içerisinde çok derin manalar barındıran manevi organlarımız var. Birisinin hitabı bizim o his odacıklarımıza girmezse, ruhumuzla mayalanmazsa, bizi bu dünyayı ve ahireti en itidal, en yararlı ve en huzurlu bir şekilde nasıl kullanacağımız konusunda tatmin etmez de sat'i kalırsa, bizi şu şekilde konuş, bu şekilde yürü, şu şekilde yap, daha hikmetli olur diye ikna etmenin imkanı yoktur dostlar. Toplumu değiştirmek için ütopik teorilerden ziyade en temel manada hissiyatın inceliklerine dantela örer gibi nüfuz etmek lazımdır. Hissiyatın en inceliklerini bu asırda heyecana mı getirmek istiyorlar? O halde iyi bilinmeli ki Allah Resulü'nün beyanı olmadan bunu asla yapamayacaklar. Zira doğru yol göstererek kalplerin derinliklerine kadar nüfuz etmek, hissiyatın en incelerini heyecana getirmek, kabiliyetlerin açığa çıkmasına yol açmak, üstün ahlakı yerleştirip alçak huyları yok etmek, hürriyet-i kelama serbesti vermek, Allah Resulü'nün harikulade mucizelerindendir dostlar. Hürriyet-i kelama serbesti vermek, yani konuşma özgürlüğünün hiçbir sınır olmadan devam ettirilmesi demektir. Bize gel, Ceziretül Arab'a gidelim denildiğinde zihnimizde bedevi bir toplum canlanıyor. Ama Allah Resulü'nün yaptığı o muazzam inkişaflar kalbimizin dargınlığından ve katılığından dolayı zihnimizde canlanmakta çoğu zaman zorlanıyor. Bakın size diyorum ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki insan haklarına saygı, değer ve medeniyetin kemale erme seviyesi tarihin hiçbir devrinde, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dönemindeki gibi olmamıştır. Ve bunun en büyük örneği konuşma özgürlüğüdür. Bugün psikoloji ve sosyolojide insanlığın elde edebileceği en ileri seviye özgürlük belirleyici olarak konuşma özgürlüğü ele alınmıştır. Bir insanın medeniyetten elde edebileceği en büyük özgürlük seviyesi hürriyeti kelama serbesti vermektir. Bugün dünyanın hiçbir yerinde Allah Resulü zamanındaki o yüksek medeniyet, o konuşma özgürlüğünün emsali mevcut dahi değildir. Düşünün ki
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş bir, aleme gelmiş bir peygamber. Aynı zamanda bir devlet başkanı ve ordu komutanı. Böyle rütbeli bir zatın Medine'de yanına Cüleybib isminde gencecik bir sahabe geliyor ve ya Resulallah ben zina etmek istiyorum diyor. Koskoca bir peygamber ve devlet başkanına bu nasıl konuşma özgürlüğüdür? Bana emsalini gösterebilir misiniz? Bu sahabenin hayatında en saygı duyduğu insan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ama en samimi bir dost gibi konuşma özgürlüğünü elde etmiş. Başka bir örnek daha verelim. Hazreti Ömer özellikle düşmana karşı celalinden dolayı ekseriyetle celalli yapısıyla bilinir. Bir gün Hazreti Ömer'in hilafet zamanı bir savaştan dönülüyor. Savaştan dönülünce Hazreti Ömer Beytül Mal'e gelmeden önce ganimet taksimi yapıyor. Taksim yapıldıktan sonra hutbe irad etmeye çıkıyor ve diyor ki ey sahabe bugün size şunları şunları anlatacağım. O sırada sahabenin birisi ayağa kalkıyor ve sen bunları anlatmadan önce üzerindeki o cübbenin hesabını ver. Aynı ganimet malı bizlere de düştü ama bir tam cübbe yetmedi, yarım kaldı. Sen nasıl oldu da bu tam cübbeyi elde edebildin? Hazreti Ömer bu durum karşısında oğlu Abdullah'ın konuşmasını istiyor. Sözü alan Abdullah bin Ömer, bana düşen kumaş hissemi babama verdim ki devlet başkanı yeni bir cübbe giyebilsin. Subhanallah. Olaya bak. Şimdi söyleyin bana, bu kadar konuşma özgürlüğünü tarihte duyduğunuz bir örnek var mı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar katı bir toplumdan o insanları bugüne kadar hiçbir medeniyetin yakalayamadığı ve yakalayamayacağı bir seviyeye çıkarıyor. Yıldızlar haline getiriyor ve medeniyetin aklının getirebileceği en son nokta olan hürriyeti kelama serbesti ve o dönemde zirvede. İnsanlara bu kadar özgürlük tanıyan ikinci bir örnek daha var mıdır? Tarih yazmamış, göz görmemiş, kafanızda insanların onları kötülemek için anlattığı tasavvurların hepsini silin. İnsanlık daha bu kadar kemal noktayı tarih boyunca görmemiştir. Zira hürriyeti kelama serbesti vermek cümlesi başlı başına peygamberliğin bir ispatıdır. Evladını gömüp üzülmeyen insanlara medeniyetin görüp görebileceği en ileri seviyeyi yakalatan kişinin yaptığı bu tavra mucize denir. Hadi bugün kim gelirse gelsin buyursun yapsın bu medeniyeti. Sağlayabilecek mi? İmkansız, sağlayamayacaktır. Madem öyle insanlık bunu yapmaktan acizse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yaptığı mucize ve mucizeden başka bir şey değildir. Evet, asr-ı saadetten evvelki zamanlarda kalp katılığı ve merhametsizlik öyle bir had sınırına ulaşmıştı ki, kocaya vermeden ar edecek kızlarını diri diri toprağa gömerlerdi. Asr-ı saadette İslamiyet'in doğurduğu merhamet, şefkat, insaniyet sayesinde evvelce kızlarını gömerlerken üzülmeyenler İslamiyet sayesinde girip bir rehber önderliğinde kendi cihazatın ne için bu dünyada hak olunmuş manasına erdikten sonra karıncaya bile ayak basmaz oldular. Ve bu hassasiyet sadece o dönem yaşanan bir hassasiyet değil. Bugün gördüğünüz bütün güzelliklerin annesi o dönemdir ve o dönem doğmuştur. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Kanuni'nin merkez otağını kuracakları vakit bir bakıyorlar otağın direğini kuracakları yerde karınca yuvası var. Bu hal karşısında Kanuni o dönemin kadısı Ebu Suud Efendi'ye bir pusula yazdırıyor ve diyor ki dırahta ger ziyan etse karınca ziyanı var mıdır anı karınca. Yani diyor ki ürünlere zarar veren karıncaları öldürmekte şer'an zarar var mıdır? Suud Efendi'den cevap geliyor. Yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca. Bu okuduklarımız hikaye değil. Yaşanmışlığın ta kendisidir. Bir gün yine Hazreti Ömer gezerken
bir sahabenin kapısını aralık görüyor ve içeriye bakıyor. Sahabe içeride içki içiyor. Sahabeyi öyle gören Hazreti Ömer içeri giriyor. İçki haram diye ayet geldi, bilmiyor musun diyor. Sahabe korkarak, ey Ömer, Allah Resulü mahreme böyle girmeyi de yasaklamadı mı diye karşılık veriyor. Hazreti Ömer durum karşısında hatasını anlıyor. Çok üzülüyor. 2 gün boyunca kendini mescide kapatıyor ve dua ediyor. 2 gün sonra o sahabe geliyor. Ey Ömer, vallahi ben bir daha bu melun, bu meret şeyi içmeyeceğim diyor. Hazreti Ömer ona sarılıyor ve vallahi senin böyle olduğunu hiç kimseye söylemedim diyor. İnceliğe bakar mısınız dostlar? Bu nasıl bir hassasiyet? Bu nasıl bir incelik? Hani insanlar bir devrimci arıyor ya kalplerde, böylesine inkılap yapan bir devrimci tarihte gördünüz mü? Acaba böyle ruhi, kalbi, vicdani bir inkılap hiçbir kanunla uygulanabilir mi? Bu ince ve derin manaları kalbimize yerleştirdikten sonra şuna da dikkat etmemiz gerekir ki en büyük bir insan fedakarlık, kardeşlik, sevgi hissi, özgürlük duygusu gibi herkeste bulunan hislerden 1, 2 veya 3 hissi ikaz etmeyle başarılı olur. Sizce de evvelki zamanların cehalet, mutsuzluk, sıkıntı, zulüm, zulmetleri altında gizli kalan binlerce yüce duyguları, Ceziretül Arap memleketinde bedevi ve dağınık bir kavim içinde inkişaf ettirmek harikulade değil mi? Fedakarlık, kardeşlik, sevgi ve muhabbet gibi hisler toplumun birliğini sağlayacak özel hislerdir. Eğer bendeki kardeşlik hissi harekete geçirilmezse ben kardeş olamam. Muhabbet hissi uyandırılmazsa insanları sevemem. Birbirimizi Allah için sevebilmemiz adına bizim böyle bir manaya ihtiyacımız var. Arap Yarımadası insanlığın zirvelere çıktığı yerdir. Eğer o dönem İslamiyet sapkın da olsa belli başlı kanun ve yasaları olan Roma İmparatorluğundan çıksaydı bugün insanlar derdi ki orada zaten belli başlı kanunlar vardı. İslamiyet o kanunların üzerine binip terakki etti. Ama İslamiyet'in doğduğu yere bir baksanıza. Hiçbir kanun yok. Allah Resulü insanları hiçbir kanunun tatbik edilemeyeceği bir yerde bu hale getiriyor. Bomboş bir sayfaya istediği resmi çizebilmek gibi adeta. Şunu da ekleyelim ki tüm bunlara rağmen inanmamakta direnen varsa Ceziretül Arap'a gitsin. En büyük filozoflardan 100 tanesini seçsin, beraber götürsün. Onlar da orada ahlakın ve maneviyatın açığa çıkması, gelişmesi hususunda çalışsınlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o vahşetler zamanında o vahşi bedevilere verdiği cilayı götürdüğü filozoflar şu medeniyet ve yükselmeler devrinde %1 nispetinde verebilecekler mi baksınlar. Zira asla ama asla veremeyeceklerdir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptıkları ilahidir, kesindir, değişmez bir ciladır. Ve Efendimiz aleyhissalatu vesselam en büyük mucizelerinden biridir. Evet kıymetli dostlar, elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın neden peygamber olarak gönderildiğini, başkası değil de neden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğunu ve konuşma özgürlüğüyle alakalı güzel bir konu işlemeye gayret ettik. Kıymetli dostlar, sürçülisan ettiysek affola, meal kusur, Rabbim kabul eylesin. Kıymetli dostlar, bir sonraki videomuzda yeniden birlikte olmak için videoyu kapatmadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu şu anda durdurup bir beğeni yapmayı ve bu videoyu sevdiklerinize vesile olmak için paylaşabilirsiniz. Hayra vesile olan hayrı yapan kişi gibidir buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah hepinizden razı olsun.
Allah yar ve yardımcınız olsun. Bir sonraki videomuzda güzel konularla görüşünceye dek. Efendim ben Ali İbrahim Çakı. Cümleten fi emanillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.